Cumhuriyet'in 101. yılını kutladığımız bugün de savunma sanayinde önemli bir adım atıldı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin özgün helikopteri Gökbey, Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine girdi. Teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Türkiye'nin özgün helikopteri Gökbey Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine girdi. Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Türkiye'nin özgün helikopteri Gökbey Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ saldırısına dikkat çekti. Çalışanlarına teşekkür etti. TUSAŞ çalışanlarımızın yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik ve dirayetli duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz diyerek bu milletin yiğitliğini, cesaretini ve korkusuzluğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan eden TUSAŞ'ın siz kahramanlarına Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Çok boyutlu şekilde devam edeceğiz dedi. Son yıllarda yine terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe Kilit harekatıyla Irak sınırımızın güvenliğini tahkim ediyoruz. Suriye'deki operasyonlarımızla da güneyimizdeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar inşallah bu mücadeleyi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Savunma sanayindeki yerlilik oranı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Uyguladığımız politikalarla %20'lerde olan savunma sanayi yerlilik oranı bugün %80'leri geçti. Nereden nereye? Bini aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayimiz 3500'ü aşkın firması ve 90 bini aşkın çalışanıyla Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörler arasında yer alıyor. Bakınız, daha önce bize silah verenler attığımız kurşunların çetelesini tutardı. Kimi zaman da bunun hesabını sorardı. Toplu iğne yapamıyorduk, toplu iğne. Nerelerden nerelere? Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey'e imzasını attı. Cumhurbaşkanı Gökbey, TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı.